Ermenistan, Azerbaycan'la varılan anlaşmaya karşın işgalden kurtarılan bölgelere yönelik provokatif eylemlerde bulunuyor sayın seyirciler. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 10 Kasım tarihli anlaşmadan bu yana Hocavent'te Ermenilerin ihlali sonucu 4 askerin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılar sonrası anti-terör operasyonu başlatıldı. Azerbaycan 10 Kasım'da yürürlüğe giren anlaşmayla Karabağ'da zaferini ilan etti. Rus barış gücü de bölgede ateşkesin temin edilmesi için göreve başladı. Ancak Ermeniler anlaşmanın hükümlerini saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın anlaşma sonrası yaptığı ateşkes ihlallerinde şimdiye kadar 4 askerin şehit olduğunu, bir sivilin ağır yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada 26 Kasım'da Hocavent şehrinin Sur köyüne hizmet götüren Azerbaycan askerlerine Ermenilerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. 8 Aralık'ta ise Hocavent'in Hadrut kasabası yakınlarında gerçekleşen bir başka saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir operatör şirketi çalışanının ağır yaralandığı kaydedildi. Açıklamada bu saldırılar sonrası Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti'nin bölgede antiterör operasyonu başlatmak zorunda kaldığı vurgulandı. Rusya da ateşkes ihlalini doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hadrut bölgesinde otomatik silahlarla atışlar gözlendiği belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Minsk grubu temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada ateşkes ihlallerine tepki göstermiş, Ermenistan faşizmi yeniden başkaldırırsa onun başını demir yumrukla ezeriz ifadelerini kullanmıştı.